Şehitler arasında ayrılık gayrılık yaparsanız bu doğru olmaz dedim. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler gibi bir ayrım ihanettir dedim. Arkasından açıklama yaptılar. Hiçbir ayrım yapmıyoruz dediler. Eğer bir yönetim, ülkeyi yönetenler şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrım yapıyorsa o hükümet Türkiye'yi bölen hükümettir. Bölücü bir hükümettir. Olur mu böyle bir şey? Biz bu açıklamayı yaptık. Başta havuz medyası olmak üzere koro halinde üstümüze yine saldırdılar. Koro halinde. Diyorum ya Bremen mızıkacıları bunlar. Koro halinde saldırdılar. Vay efendim Kılıçdaroğlu yanlış söylüyor. Kılıçdaroğlu ağzından çıkan her lafı ölçüp tartıyor. Bakın değerli arkadaşlarım. Bunlar ne dediler iktidara geldiklerinde? Bedelliden elde edilecek gelir şehit ailelerine ve gazilere verilecek dediler. Bir kuruşunu dahi şehit ailelerine ve gazilere vermediler. Bakın bir kuruşunu dahi ve gazi ailelerine iş verilecek. Şehit ailelerine öteden beri veriliyordu. Gazi ailelerine hiç verilmedi. Bırakın aileden vazgeçtik. Gaziye iş verilmedi. Bir gazi beni ziyarete geldi diye işinden çıkardılar. Niye Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişsin diye. Ya bu gazi kardeşim terörle mücadele ederken iki kolu kopmuş bir gazi. Beni ziyarete gelmesinin ne sakıncası var? İşinden ettiler, aşından ettiler. Bunlarda emin olun din de yok, iman da yok, ahlak da yok. Emin olun yok yani. Çıktı dediler ki gazilik sektör oldu dediler. Gazileri eleştirdiler. Gazilik sektör oldu. Ya o gazinin hangi şartlarda yaralandığını biliyor musun? O askerin hangi dağın tepesinde terörle mücadele ederken neler çektiğini sen biliyor musun? Gazilik sektör oldu. Peki bu Ankara'daki beyler, bu iktidar olanlar kendi çocuklarını o dağlara, o tepelere, o ovalara gönderiyorlar mı? Askerlik yaptırıyorlar mı? Yaptırmıyorlar. Yaptırmıyorlar. Çıktılar televizyonlara yine bunlar, yandaşları. Şehit ailelerine 450 bin lira tazminat veriliyor. Gazilerin aylığı da 6 bin lira. Ya insaf. Ne 450 bin lira tazminat verildi, ne 6 bin lira aylık alan var. Bakın, ayrımcılığın ölçüsünü söyleyeyim. Nakdi tazminat. Terörle mücadele ederken dağın tepesinde şehit olan bir askerin ailesine verilen 87 bin 850 lira. Peki 15 Temmuz şehidi ailesine verilen 87 bin değil, 101 bin 28 lira. Bu farklılık değil mi arkadaşlar? Bu ayrıcalık doğru mudur? Buna hangi iman, hangi inanç, hangi ahlak buna izin verir? Şehit şehittir kardeşim. 15 Temmuz şehidine 101 bin veriyorsun. Helal hoş olsun. Elbette ver. Ama diğer şehidine de ver kardeşim. Diğer şehidin ailesine de ver. Niye vermiyorsun? O bizim şehidimiz. Peki öbürleri kimin şehidi? Kimin şehidi? Sayın Binali Yıldırım, sana soruyorum. Dağın tepesinde şehit olan kimin şehidi? Bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Kanun hükmünde kararnamede de ayrıcalık yaptılar. Bakın değerli arkadaşlarım. PKK ile mücadele ederken şehit olan polis, subay, assubay, sözleşmeli er ve erbaşlara tanınmayan hak 15 Temmuz gecesi şehit olan polis, subay, assubay ve sivillere tanındı. Şimdi ben Binali Yıldırım'a soruyorum. Bu kararnameyi imzalarken vicdanın neredeydi? Bu kararnameyi imzalarken elin titremedi mi? Bu kararnameyi imzalamak ve terör şehitleri arasında fark yaratıyorsunuz. Bunu giderin demek ne zamandan beri sizi eleştirmek oldu? Şehitler arasında ayrım yapıyorlar. Şimdi gaziler arasında da yapacaklar. Neden? Bunu da havuz medyasındaki arkadaşlar iyi dinlesinler. Sayın Binali Yıldırım geçenlerde bir grup toplantısında yaptığı konuşmada aynen şunu söyledi. O gece yani 15 Temmuz gecesi tırnağa bile zarar görmüş kimse gazi sayılacaktır. Tırnağa bile zarar görmüşse gazi sayacağız. Eyvallah, itirazımız var mı? Hayır, hiçbir itirazımız yok. Ama eğer bu böyle yapılacaksa diğer gaziler için de yapılsın. Diğer gaziler.
Vücudunda kurşun mermisi var. Organ kaybı var. Şarapnel parçası var. Ama ona diyorlar ki sen bazı haklardan yararlanamazsın. Seni gazi sayıyoruz ama terör adı şu. Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar var. Bunlar da kendi aralarında bir dernek kurdular. Biz terörle mücadelede yaralandık. Şimdi bizi gazi saymıyorlar. Ve biz para için değil, pul için değil, bize onurumuzla gazilik ünvanını verin diyorlar. Hiçbir ayrım istemiyorlar. Biz de istemiyoruz. Sayın Binali Yıldırım'a çağrım, şehitler için neyse gazilerimiz için de odur. Gel hep birlikte bu parlamentonun onurunu kurtaralım. Şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayalım. Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve çok net bir çağrıda bulunuyorum. Gel, el ele verelim. Biz kanun teklifi hazırladık. Siz de bir kanun teklifi hazırlayın. Sizin milletvekilleriniz de hazırlasın. Bu kanun teklifini ortak imzayla parlamentoya getirelim. Ve şehitler arasında yapılan bu ayrımı, bu ayıbı hep birlikte kaldıralım. Bakın gayet açık, gayet net ifade ediyorum ve Sayın Binali Yıldırım'a çağrıda bulunuyorum. Gelirse başımızın üstüne. Gelmezse bunu aşağı indireceğiz. Genel kurula indireceğiz. Bütün şehit ailelerine söylüyorum. Bütün gazilere söylüyorum. Biz sizin yanınızdayız. Siz bizim onurumuzsunuz. Bizim bekamızın güvencesisiniz siz. Bu ülkenin onurusunuz. Sizin onurunuzu kurtarmak bize düşen bir görevdir. Ve bu görevi biz yerine getireceğiz.